aklım, ilmim ve cesaretim nispetinde. Her tenkidi, her hadisenin İslam'la mizan edilmesiyle yapıyorum. Aklımın da, cesaretimin de, ilmimin de yetmediği bir yerde ben de yanlış yaparım. Çünkü insanım. Doğru bildiğimi söyledim ve yaşadığım müddetçe de bu yolda devam edeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Es-sakitu anil hakkı şeytanül ahres buyurmuştur. Hakkı söylemek mevkiinde olup da susan, dilsiz şeytandır. Ayet-i kerimede de insanlardan değil Allah'tan korkun diye bize ihtar vardır. İnsanlardan korkuya, Allah korkusunu galip getirmeyen adamlar yanlışlara karşı çıkamazlar. İdare-i maslahatçı olurlar. Ben bu hayatı idare-i maslahatçı olarak yaşamadım. Ehl-i sünnet Müslüman olarak yaşadım. Din karşıtı her tavra hasım olarak yaşadım. O davaların adamları putlaştırılsa da, kanunla korunsa da onlara karşı söyleyebileceğim kadarını azametini söylemekten geri kalmadım. Mezara da böyle gireceğim. Allah'ın izni keremiyle. Mussolini diyor ki beni mezara dik koyun. Mezara gelen adam yatırılır. Dik koyun diyor. Herif hala o iddiada. Ben de diyorum ki beni ehli sünnet Müslümanı, Osmanlı Müslümanı olarak mezara koyacaksınız. Allah'ın izni keremiyle nefes aldığım müddetçe bu hüviyeti muhafaza edeceğimden ümit varım. El emnu ye'sun vel küfrü ye'sun. Mutlak emniyet de küfürdür, mutlak yes de. Lakin Allah'tan ümit ediyorum ki la tüzü kulubena ayeti hayatımda tecelli etmez. Çocuk yaşımdan beri sürdüğe geldiğim istikameti muhafaza ederim. Ne kanundan, ne herhangi bir şahıstan, ne bilmem açacak bir davadan korkarak geriye adım atmadım ve atmayacağım. Bunu tahrifin 3. cildini gördüğünüz zaman siz de tasdikleyeceksiniz. Arkasından milyonla adam giden insanların hatalarını yazdım yazıyorum. Veled dalin amin.